Kötülerden kurtulun, iyilerin yanına geçin. Evet, bunlar da dikkat çekici açıklamalardı. Mutlaka yankılanacaktır. Karşı taraftan ses gelecektir diyelim. Ve Orta Doğu'ya bakacağız. İsrail Nasrallah'ı vurdu. Nasrallah'ın ölümünün ardından tabii şimdi bundan sonra ne olacağı tartışılıyor. Hizbullah'ın geleceği tartışılıyor. Hizbullah'ın kendi içinde mutlaka yeni yöneticiler bulacağı söylense de 30 yılı aşkın süredir Hizbullah'ın başında olan bir ismin öldürülmüş olması. Tabii bu saldırılarda istihbaratın nasıl alındığı, İsrail'in nasıl bir nokta saldırıyı bir kez daha genel sekretere karşı gerçekleştirmiş olduğuna dair tartışmalar bir tarafa. Nasrallah sonrası Hizbullah kendini ne kadar toparlar? Bir, Lübnan ne yapacak? İki, İsrail ne yapacak? Nasrallah'ın öldürülmesi İsrail'i durdurmak için yeterli mi? Bundan sonra İran ne yapacak? Ve daha pek çok soru var. İşte o soruları büyüten şey İsrail'in durmaması. Yani İsrail durmuyor, İsrail vurmaya, İsrail saldırmaya devam ediyor. Az önce Netanyahu yaptığı açıklamada İranlılara sizi de kurtaracağız açıklaması yaptı. Yani İran yönetiminle İran halkı arasında çok ciddi görüş farklılıkları olduğunu, dolayısıyla İran halkının refahına harcanması gereken paraların başka yerlere harcandığını söylüyor Netanyahu. Size de çıkış yolu ve kurtuluş yoluyla konusunda hani destek olacaklarını açıklıyor. Destekten kastettiğinin ne olduğu artık çok malum. Lübnan'da bundan sonra ne yapacakları merak edilirken İsrail'in son saldırılarında bu kez Hizbullah'ın dışında hedef aldığı isimler Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden ve Hamas yöneticilerinden. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yüzlerce noktayı hedef alan İsrail ordusu son büyük saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldı. Nasrallah ve yanında Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki'nin öldürülmesi sonrası İsrail ordusu Hizbullah'ın diğer üyelerine ve bazı Filistinli örgütleri hedef almayı sürdürdü. Son iki günde yapılan saldırılarda örgütün önleyici birim komutanı Nebil Kavuk da öldürüldü. İsrail son saldırısında ise Hamas ve FHKC mensuplarını hedef aldı. Elbaz kampına yapılan saldırıda Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebul Emin öldürüldü. FHKC'nin siyasi büro üyesi ve askeri güvenlik dairesi yetkilisi Muhammed Abdullah, genel merkez komite üyesi, cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Abdurrahman Abdullah, Kola Mahallesi'ne yapılan saldırıda öldürüldü. Bu saldırı 2006'dan bu yana İsrail'in Beyrut merkezine yönelik ilk saldırısı oldu. Bu arada Hizbullah'ta ise yeni lider açıklama çalışmaları devam ediyor. Örgütün genel sekreter yardımcısı Naim Kasım, Nasrallah ve diğerlerinin öldürülmesinden doğan açığın hızla doldurulacağını söyledi. Kasım, Nasrallah'ın yerine geçecek ismin yakında belirleneceğini açıkladı. Kasım, İsrail'in kara harekatına karşı koymaya hazır olduklarını da belirtti. İran ne yapacak derken İran'dan bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan daha önce kendi topraklarında Hamas liderini İsrail tarafından öldürülmesinin ardından eşi benzeri görülmedik bir intikam alacaklarını açıklamışlardı. O intikamdan Amerika'nın, Batı'nın Gazze'de bir ateşkes olacak taahhüdü nedeniyle vazgeçtiklerini açıkladı. Yani biz bir ateşkes ilan edilecek dendiği için misilleme yapmadık dedi İran Cumhurbaşkanı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey yöneticilerinin öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim had safhaya çıkarken İran'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı liderlerin İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edileceğine dair kendilerine söz verdiğini ancak bu sözü yerine getirmediklerini söyledi.
İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Batılı destekçilerine değinen Pezeşkiyan, Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak dedi. İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ülkede tartışmalara yol açtı. İran halkı açıklama talebiyle İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplandı. Netanyahu'nun az önce yaptığını söylediğim açıklama İngilizce bir videoyla İran halkına seslendi Netanyahu. Pezeşkiyan bu açıklamaları yaparken Netanyahu diyor ki İran halkına, İran nihayet özgür olduğunda, ki o an düşündüğünüzden çok daha yakın bir gelecekte her şey daha farklı olacak. İki kadim halk, Yahudi halkı, Pers halkı barış içinde olacak diyor. Ve İran'ın şu anda 5 kıtada terör ağı kurduğunu, o terör ağının iflas edip parçalanacağını ve İran'ın da nükleer silah ya da diğer silahlara ayırdığı paranın halkın refahına ayrılacağını söylüyor. Dolayısıyla çok yakın bir gelecekte siz de refaha ereceksiniz diyerek İran halkına dönük Netanyahu'nun yaptığı açıklamada oldukça dikkat çekici ve tartışmayı büyütecek nitelikte diyelim. Bir New York'a da bakalım, ondan sonra iç gündeme bakalım. New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili biliyorsunuz bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma rüşvet aldığı iddiası var. 5 ayrı aslında iddia var, 5 ayrı suçlama var. Biz rüşvet davası, rüşvet dosyası diye kısaltabiliriz herhalde. 5 Türk insanı, bir Türk diplomat. Amerika rüşvet alındı mı onunla uğraşıyor. Bizim rüşvet verildi mi bununla uğraşmamız lazım ama bizde bu yönde herhangi bir çaba göze çarpmıyor. Yalnız bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek iş insanları ve bürokratların ya da diplomatların daha dikkatli olmasında herhalde fayda olacak. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Türk iş adamı Erden Timur, FBI tarafından bu dosya kapsamında sorgulandı demeyelim ama bilgisi alındı, bilgisine başvuruldu. Yapılan açıklama öyle, bir gözaltı yok ama bu konuda kendisine sorular sorulmuş, yanıtlar istenmiş. İşte o soruşturma ve soruşturmanın son durumu ile ilgili haberimiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'un Demokrat Partili Belediye Başkanı Eric Adams hakkında başlatılan Türkiye bağlantılı rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili soruşturmayı yürüten New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damon Williams, açıklanan iddianamenin ardından soruşturmanın daha da genişleyebileceğinin işaretini vermişti. Bu çerçevede Cuma akşamı Eric Adams'ın Brooklyn Belediye Başkanı olarak görev yaptığı tarihte yardımcısı olan kişilerden birinin daha telefonlarına el konuldu. Voice of America Türkçe'nin ulaştığı